İyi akşamlar. Fener İzle karşınızdayız. Haftanın ikinci işlem gününde piyasalardaki hareketler, Borsa İstanbul'daki gelişmeler ve öne çıkan hisse performansları hepsine değineceğiz. Her zaman olduğu gibi taç ekrana gidelim ve bugün borsadaki kapanışa daha yakından bakalım. Endeks bugün de değer kazandı ama düne göre biraz daha dalgalı bir gün yaşadık. Bugün gün içerisinde önemli hisse ve sektörlerde kar satışları da yaşandı. Ama kapanışta TL bazlı yeni zirveyi gördü yine endeks. 5256 puan günlük bazda %1.2'lik yükselişi var ve bugünkü yükselişiyle de beraber hafta başından beri 2 günlük kazancı %5 oldu endeksin. Bugün bankalar düne göre biraz daha yataydı aslında ve dalgalı bir günü geride bıraktık bankacılık endeksinde. %0.22, dün %4 civarı bir kazancı vardı. Bugün dünkü kadar olmasa da yine o pozitiflik korundu ama gün içinde önemli geri çekilmelerde gördük. Sınav endekse gelecek olursak bugün özellikle demir çelik etkisiyle yukarı hareketin devamını gördük. Başta Ereğli ve Kardemir olmak üzere. Bir de Tüpraş'ın tabii üst üste ikinci günde de yine yükselmesi bugün sınav endeks açısından iyiydi ama dünkü gelen haberler sonrası bugün Sasa düştü. O biraz negatif etkiledi sınav endeksi. Yine de kapanışta %1.4 primliydi Borsa İstanbul sınav endeksi. Şimdi en çok yükselen ve düşenlere de bir göz atalım. Bugün en çok yükselen ilk 5'e değinelim. Bugün en fazla değer kazanan ilk 5'te özellikle yayının ilk kısmında da bahsettiğimiz demir çelik hisselerinin etkisi var. Kardemir bugün %10 prim yaptı. Tavan fiyattan kapanış gerçekleştirdi. Onun dışında Ülker Bisküvi, Simpaş GYO, Doğuş Otomotiv ve Migros'u görüyoruz. Farklı sektörlerden farklı hisseler. Bugün en çok değer kazanan taraftaydı ama Kardemir dikkat çekti diyebiliriz. Bugün tavan oldu. Geçen hafta da Varlık Fonu'nun A grubu pay senetlerinde alım yapması önemli bir haberdi ve geçtiğimiz haftadan beri Kardemir'de de yukarı doğru hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Bu arada bir mola verelim. Bugün sanayi üretimi de gelmişti. Onu izleyelim. Sonrasında yine borsa değerlendirmeye devam edeceğiz. Sanayi üretimi büyüme seyrini Ekim ayında da sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretim endeksi Ekim'de aylık bazda %2,4, yıllık bazda ise %2,5 oranında artış göstererek beklentilerin üzerine çıktı. Son verilerle birlikte yıllık bazda sanayi üretimi 28 aydır aralıksız büyümesini sürdürmüş oldu. Yıllık bazda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığı sektör endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi %4,8 azalırken İmalat sanayi sektör endeksi ise %3,7 artış gösterdi. Aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığı sektör endeksi %7,8, imalat sanayi sektör endeksi %2,5 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtım sektörü endeksi %2,1 azaldı. Bu dönemde yıllık olarak dayanıklı tüketim malı üretimi %5,5, sermaye malı üretimi %26,6, yüksek teknoloji üretimi ise %36,7 artış gösterirken ara malı üretimi %5, enerji üretimi %3,6 düşüş kaydetti. Bugün BIST endeksinde en çok değer kaybedenlere de bakalım. Daha çok büyüme hisseleri dikkat çekiyor. Bugün Smart Güneş, Sasa, Kontrolmatik en çok düşen ilk 5 içerisinde. Özellikle Sasa'da dün gelen haberler tabii bugünkü satışı tetiklemiş olabilir. Hem şirketin kendi pay senetlerinde yaptığı satış, Erdemoğlu Holding'in yaptığı satış 2,5 milyon lotluk. Bu önemli bir haberdi. Aynı zamanda şirket
pay geri alım programını devam ettirmeme kararı aldı. Şirket kaynaklarını daha çok yatırımlarda kullanacak. Bu da önemliydi ve bugün bu haberler sonrası %3.7'lik satış gerçekleşti. Kontrolmatik ve Smart Güneş gibi yine büyüme hisselerinin dışında bugün Türk Prizmiyen Kablo Sanayi ve İpek Enerji de günün en fazla değer kaybeden şirketleriydi. Biraz daha detaylandıralım şimdi borsadaki hareketleri. Bugün BIST 100 endeksinde olumlu ve olumsuz anlamda en çok etkileyen şirketlere bir göz atacağız. Bugün özellikle gıda perakendesindeki yükseliş aslında endeksi en olumlu etkileyen tarafta diyebiliriz. Bir süredir baskı vardı. Başta BİM olmak üzere gıda perakendesinde. Çünkü özellikle gelebilecek bir ceza bu şirketler üzerinde belirsizliği arttırıyordu. Fakat dün yükseliş vardı. Bugün de hızlı bir hareket gördük. Sadece BİM değil, Migros gibi diğer önemli gıda perakendesi şirketlerinde de ve BIST 100'e bugün en olumlu katkıyı BİM yaptı. Yaklaşık 12.3 puanlık artı etkisi var bugün BİM hissesinin BIST 100 endeksi üzerinde. Onun dışında demir çeliğin rallisinden bahsediyoruz. Bugün Ereğli ve Kardemir yine endeksi en olumlu etkileyen tarafta. Önemli sanayi şirketlerinden Tüpraş ve Şişecam'ın da yine bugün BIST 100'ü taşıdığını görüyoruz. Yani gıda perakendesi ve başta demir çelik olmak üzere sanayi sektörü bugün BIST 100'ü yukarı taşıdı diyebiliriz. Endeksi baskılayan tarafta büyüme hisseleri var. Sasa Ektaş, Smart Güneş bugün üçü de değer kaybetti ve BIST 100'ü baskıladı. Sasa özellikle hem cuma günü hem de dün sert yükselerek BIST 100'ü en olumlu etkileyen, endeksi yukarı taşıyan şirketti ama bugün endeksi en negatif etkileyen tarafta olduğunu görüyoruz. Cuma günü gelen yatırım haberiyle beraber Adana'daki PTA tesisi yatırımına ilişkin detaylarla beraber sert yükselmişti. Haftaya da iyi başlamıştı ama dün pay geri alım programının sonlandırılması, aynı zamanda pay satışı yapılmasıyla Sasa'da yön bugün aşağı döndü ve o da BIST 100 endeksini tabii doğal olarak olumsuz etkiledi. Yine Hektaş ve Smart Güneş'in de bugün endeksi negatif etkilediğini görüyoruz. Onun dışında Türk Hava Yolları, Turkcell. İkisi de dün rally yapıyordu. Turkcell dün tavan fiyattan kapatmıştı. Bugün bir satış geldi. Keza Türk Hava Yolları ve diğer havayolu hisselerinde de bugün bir yavaşlama, bir kar satışı eğilimi vardı. Bu arada bugün işlem hacmi rekoru kırıldı. 143.8 milyar TL bugün borsa tarihindeki en yüksek işlem hacmi gerçekleşti. Daha önce 16 Kasım'da 139 milyar TL'yi görmüştük. Bu rekordu. Bugün hem BIST 100 hem de BIST tüm endeksi içindeki hisse senetlerinde hacim rekoru kırıldı ve BIST 100 endeksinde bugün 144 milyara yaklaşan bir işlem hacmiyle günü noktaladık ve hacim rekorunun kırıldığı günde en çok işlem hacminin gerçekleştiği hisse senetlerine baktığımızda bugün Kardemir ilk sırada, genelde Türk Hava Yolları'nı ilk sırada görüyorduk. Kardemir bugün hacimli yükseldi. Tavan fiyattan kapattı zaten. İşlem hacmi de 9,5 milyar TL'ye ulaştı bugün itibariyle. Yine bir diğer demir çelik hissesi Ereğli, %4 primli 7,5 milyara yakın işlem hacmi var. Yani demir çelikte hacimli yükseliş devam ediyor diyebiliriz. Aslında hala hem gerileyen kar marjları, aynı zamanda HRC fiyatlarındaki düşüş eğiliminden dolayı ve yine olası resesyondan dolayı negatif beklentilerin olduğu bir sektör ama içeride bir süredir demir çelik hisselerinde rally var. Bugün de sert bir yükseliş gördük. Üstelik işlem hacimlerinin de yüksek seyrettiğini görüyoruz. Onun dışında hacim liderleri arasında bugün Şişecam da dikkat çekti. İşlem hacmi yüksekti ve aynı zamanda %3 prim yaptı. Aselsan da dün sert yükselmişti Aselsan. Bugün %0.8 prim yaptı. Düne göre bir momentum kaybı var ama hacimli yükseliş Aselsan'da da devam ediyor. Türk Hava Yolları'nda ise bugün bir geri çekilme gördük ama işlem hacmi yine diğer pay senetlerine göre yüksekti. Sektör performanslarına bakalım. Dün borsada düşen hiçbir sektör yoktu. Bugün daha dengeli bir hareket var. En çok yükselen tarafta ticareti görüyoruz. Çünkü BİM, Migros gibi gıda perakendesi bugün rally yaptı. Bunların etkisiyle ticaret bugünün en çok yükselen sektörü. Bir süredir zaten ticaret negatif ayrışıyordu. Dünkü yükselişine bugün de devam etti ve en çok yükselen sektör oldu. Metal sanayi endeksini demir çelik yukarı taşıyor. Ereğli ve Kardemir etkisiyle %3.7 primli bugün metal sanayi. Onun dışında tavan fiyattan kapatan Ülker bugün gıda endeksini yukarı taşıdı. Madencilik ve tekstil deri de yine bugünün en çok yükselenleri arasında. Düşenlerde menkul kıymet yatırım ortaklıkları
Kağıt sektöründeki hisseler, iletişim dün borsada en çok değer kazanan sektördü. Turkcell ve Türk Telekom tavan fiyattan kapattığı için ama bugün %1'e yakın düşüş var. Ulaştırma havacılık hisselerindeki düşüşle gerilerken bir süredir rally yapan elektrik endeksi içindeki hisselerin de bugün yavaşladığını ve güç kaybettiğini izledik diyebiliriz. Birazdan Viyop kısmına da değineceğiz ama borsada malum halka arzlar var. Yarın da Ahlatçı Doğalgaz ve Tera yatırımı için talep toplanacak. Daha önce talep toplanan birikim varlık halka arzında da talep çok iyi görünüyor. Detaylarına bakalım. Borsa İstanbul'da son dönemdeki halka arz serisinin son halkası birikim varlık oldu. Birikim varlık yönetim paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, sabit fiyatta talep toplama yöntemiyle 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşti. Şirketin halka açıklık oranı %21,43 ve halka arz büyüklüğü ise 170.4 milyon lira oldu. Birikim Varlık Yönetim ayrıca halka arz büyüklüğünün 22 katına ulaşan 3.7 milyar liralık talebe ulaştı. 15 Aralık 2022 tarihinde düzenlenecek halka arz gong töreninin ardından Birikim Varlık Yönetim'in hisseleri Borsa İstanbul ana pazarda işlem görecek. Altın As Yatırım Holding ve Birikim Varlık Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı İnan Altınbaş, Borsa İstanbul'a güçlü bir şirketin daha geldiğini belirtti. Akşam seansında vadeli işlemlerde yakın vade Viyop 30 kontratında neler oluyor bir bakalım. Şu an 5731 puan seviyesindeyiz. Gün içinde dalgalıydı spot piyasaya paralel. 5770-5620 bandında hareket etti diyebiliriz. Akşam seansında da çok büyük bir değişiklik yok. Peki bugün hangi kontratlar özellikle işlem hacmiyle öne çıktı? Şimdi ona da bir göz atalım. Her zaman olduğu gibi Aralık vade BIST 30. Bugün de en yüksek işlem hacmi görülen kontrat 13.4 milyar TL ile. Onun dışında bugün hem Aralık vade dolar TL hem de 2023'ün Şubat vadeli dolar TL'sinin geçtiğimiz günlere nazaran daha yüksek bir işlem hacmi ile ilk 5'e girdiğini görüyoruz. Bugün yakın vade dolar kontratında 1.7 milyar, 2023'ün Şubat vadesinde bulunan dolar kontratında ise 1,5 milyara yakın işlem hacmi vardı. Tabii fiyatlarda ise çok büyük bir değişiklik yaşanmadı. Pay senetlerinde ise yakın vade Kardemir ve Kozal kontratlarının öne çıktığını görüyoruz. Kardemir'de 1.7, Kozal'da 1,5 milyarlık işlem hacmi vardı ve ikisi de fiyat performansıyla da dikkat çekti. Bugün yakın vade Kozal %4.1, yakın vade Kardemir de Viyop'ta %10'a yakın değer kazandı. Tavan fiyattan kapanış yaptı diyebiliriz. Peki borsadaki beklentiler nasıl bugün itibariyle? Ömer Faruk Tufan'ın yorumlarını izleyelim. Öncelikle piyasa tabii güne hızlı başladı yine alımlarla. Fakat ABD'deki TÜFE 4.5'taki yayınlanacak veri akışına adapte oldu diyebiliriz endeksimiz. Bu gelen veri de beklentinin altında geldi. Yıllık 7.3'tü beklenti, 7.1 geldi. Aylık bazda da 0.3 bir artış bekleniyordu, 0.1 geldi. Tabii bu endekslerin elini kuvvetlendirdi. Daha sonra bu veriden sonra alışların hızlandığını hem kendi borsamızda hem de dünya borsalarında gördük. Tabii bu verinin bu şekilde olumlu gelmesine yarınki faiz kararında 75 bas puan arttırımın rafa kalktığını gösterir nitelikteydi. Kuvvetli ihtimal 50 bas puanlık bir faiz arttırımı gelebilir. Bir güvercin açıklamada geldikten sonra ben piyasaların açıkçası yoluna kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum. Hürmet, geçtiğimiz haftaki yayınlarımızda endeksin bir düzeltme yaşayabileceğini 5000 seviyesinin aşılamadığında bahsetmiştik. Bunu da çarşamba günü bir miktar satış gelmişti endeksimize. Perşembe'de 4050 seviyesinden tabiri caizse düzeltmemizi yaptık ve döndük diyebiliriz. 4850 dolaylarında kapatmıştık. Cuma günü de 5000 seviyesinin 5005 puanla kapatmamız endeks için gayet olumlu olmuştu. Bunda dün piyasalara gayet olumlu yansıdı. %4'e yakın bir prim yapmıştı endeksimiz. Şimdi endeksimizde hedefleri her hafta yükseltiyoruz. Bu yükseltmemizin nedeni de hem küresel bazda alım iştahının devam etmesi ve yeni yatırımcı sayımızın günden güne artmasını, para girişinin arttığını borsamıza söyleyebiliriz. İlk hedefimiz tabii ki 5250 seviyelerinde kalabilirsek, tutulabilirsek yıl sonuna doğru zaten 2 haftalık bir zaman dilimimiz kaldı. 5400'leri, 5500'leri
Biz beklemekteyiz. Destek olarak da 5250'nin üstünde kaldığımız sürece 5100'ler ve 5000'ler artık destek olarak nitelendirebiliriz. Küresel borsa endekslerine de bir göz atalım. Şu an ABD'de yükseliş var. Keza gün içerisinde açıklanan enflasyon rakamları beklentinin altında kaldı. Manşet enflasyon %7.1'e geriledi ve veri sonrası yükseliş güçlendi ve S&P 500'ün 4000 puanı tekrar aştığını görüyoruz. Nasdaq'ta da 12.000 puana yaklaşıyor. Hem Nasdaq hem S&P 500 200 günlük ortalamasına yakın şu anda. Dow Jones'ta da 34.000 puanın üzerinde işlemler devam ediyor. Bugün Avrupa'da da pozitif bir seyir vardı. Paris'te CAC 40, Frankfurt'ta DAX. Bugünün öne çıkan Avrupa endeksleriydi. Asya'da ise daha karışık bir tablo gördük ama değer kazancı anlamında Hindistan Sensex ve Hong Kong'daki Hang Seng endeksleri öne çıktı diyebiliriz. Genel çerçevede küresel hisse piyasaları haftanın ikinci işlem gününü pozitif geçiriyor. Bugün içeride de BIST 100 kapanışa doğru bir miktar satış gelse de TL bazlı yeni zirvede kapanış yapmayı başardı. Bugün aynı zamanda bu risk iştahını destekleyen bir gelişme dolar endeksinin düşüşüydü. Enflasyon verisi sonrası dolar güç kaybetti. Özellikle gelişmiş ülke para birimlerine karşı başta Euro, Sterlin ve Japon yeni olmak üzere dolar değer kaybetti ve dolar endeksi gün içi grafikten de net biçimde anlaşılacağı üzere beklenti altında kalan enflasyonla beraber düşüşünü güçlendirdi. Bir süredir 104'ten destek alıyordu. Bugün 104 seviyesinin altında günü tamamlamaya yaklaşıyoruz. 103.60'larda şu an dolar endeksinin mevcut fiyat seviyesi. Bu arada ABD enflasyon beklenti altında kaldı dedik. Rakamları hatırlayalım, sonra devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon beklentilerin altında gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyatları Kasım'da aylık bazda %0,1, yıllık bazda %7,1 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Enflasyon Ekim ayında %7,3'te yine tahminlerin altında gelmişti. Ülkedeki çekirdek enflasyon Kasım ayında aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %6 artışla yine tahminlerin altında geldi. Çekirdek enflasyonda beklenti aylık %0,3, yıllık %6,1 artıştı. Amerika Birleşik Devletleri enflasyonunda geri çekilmedeki ana etken enerji maliyetlerindeki gerileme oldu. Enflasyondaki bu yavaşlama piyasalarda enflasyonda en kötünün geride kalmış olabileceği şeklinde değerlendirildi. Burada çok sürpriz yok. Beklenene paralel geldiği için, piyasanın da fiyatladığı çerçevede geldiği için bir sıkıntı görünmüyor. Yani tabii detaylarda sürpriz bir gelişme var mı bakmak lazım ama hani çok beklenenin ötesinde artış, iniş gösteren sektörler Fed'in kararını çok etkileyecek bir durum yok. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi sonrası gözler Fed'e çevrildi. Piyasalar Fed cephesinde faiz artış hızının yavaşlatılmasını ve gelecek toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesini bekliyor. Fed son 4 toplantıda 75 baz puan faiz artırmıştı. Euro dolar paritesine de bir göz atalım. Bugün tabii dolar endeksindeki düşüşü en fazla etkileyen pariteydi ki zaten dolar endeksi sepetinde en yüksek ağırlık euroya ait. Bugün veri sonrası 1.0670'e kadar tırmandı. Şu an 1.0620'lerdeyiz. Bir süredir 1.05 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamak konusunda zorlanıyordu. Bugün 1.06'yı da aştı parite ve doların değer kaybı hızlanıyor. Bu yıl 0.9550'ye kadar düşmüştü parite. Ama Ekim ayı itibariyle yukarı doğru hareketlerin biraz daha öne çıktığını izledik. Bugün itibariyle de yukarı doğru trend biraz daha belirginlik kazandı. Bu arada tabii paritedeki hareketten bağımsız olarak bugün AB liderleri kurumlar vergisinde de bir anlaşmaya vardı. Onun detaylarını izleyelim. Avrupa Birliği üyesi ülkeler çok uluslu şirketlere %15 oranında küresel asgari kurumlar vergisi uygulanması konusunda uzlaşı sağladı. Avrupa Birliği Konseyi, üye ülke temsilcilerinin uluslararası vergilendirme konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Anlaşma konusunda üye ülkeler arasında oy birliği sağlandığına işaret edilen açıklamada, yönetmeliğin etkin biçimde uygulamamasının düşük kurumlar vergisi yarışını önleyeceğine işaret edildi. Buna göre yıllık toplam cirosu en az 750 milyon euro olan çok uluslu veya yerel şirketlerin karları en az %15 oranında vergilendirilecek. Google, Amazon, Microsoft ve Facebook gibi internet şirketleri de dahil olmak üzere küresel şirketleri kapsayan anlaşmanın cazip vergi oranları sunan ülkelerde
genel merkezler kurarak vergiden kaçınmaları zorlaştırması bekleniyor. Tahvillere de bir göz atalım. Önce ABD tahvilleri gelecek. Tabii hisse senetleri değer kazanıyor, dolar düşüyor ve buna paralel tahvillere de bir para girişi var. Tahviller bugün yükselişte ve faiz saatleri aşağı geliyor. 10 yıllık %3,5, 2 yıllık %4,2 seviyesinde şu an itibariyle. Bir yandan ABD'de hisse senetlerinin yukarı doğru trend oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Bir yandan da tahvil faizlerinde düşüş belirginleşmeye başladı bugünkü enflasyon sonrası. Ama şüphesiz yarın tabii Fed daha kritik olabilir bu fiyatlama açısından. Faiz artış hızında azalmaya kesin gözüyle bakılıyor ama geleceğe yönelik beklentiler ve tahminler nasıl şekillenecek? Sözlü yönlendirmeler nasıl olacak? Bunlar hareketliliği arttırabilir. İçeride neler oluyor? İçeride faiz saatleri zaten küreselden bağımsız son dönemde düşüşteydi. Çünkü hem Merkez Bankası'nın faiz indirimleri hem aynı zamanda atılan makro ihtiyati adımlar tahvil faizlerini düşürmüştü. Dün 2 yıllık 2020'den beri en düşük seviyeye gelmişti. Bugün de %9,38'e düştü. 5 yıllık da %10'un altında %9,6 seviyesinde görüyoruz. 10 yıllık da ise herhangi bir değişim yaşanmadı. Bu arada hazinenin tahvil ihraçları vardı ve ihalelerde oluşan faiz saatleri nasıl şekillendi? Gösterge faizlerdeki düşüş hazinenin borçlanma maliyetlerine nasıl yansıdı? İzleyin. Hazinenin borçlanma araçlarının başında gelen 2 ve 5 yıllık devlet iç borçlanma senedi faizi Temmuz 2020'den bu yana ilk kez %10'un altına geriledi. Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimleri işletme ve tüketici kredilerinin faizini düşürdüğü gibi Türkiye tahvil faizlerinde de gerileme sağladı. Faizlerin uzun bir aradan sonra tek haneye düşmesi hazinenin borçlanma maliyetini %9'a düşürdü. Yılbaşında %23 olan 2 yıllık tahvil faizi %9,6'ya, 5 yıllık tahvil faizi ise %25,7'den %9,7'ye geriledi. Uzun vadeli borçlanma imkanı sunan 10 yıllık devlet tahvilinin faizi ise %24,6'dan %10,9'a düştü. Düşük faiz ortamında borçlanmak milyarlarca liranın devlet kasasında kalmasını da sağladı. Borçlanma maliyetlerinin düşmesinin sağladığı avantajla ihale düzenleyen Hazine Müsteşarlığı, bu yılki toplam borçlanmanın önemli bir kısmını Türk lirası cinsi sabit getirili senetlerle yaptı. 2019-2021 döneminde toplam iç borçlanmanın %38'i sabit getirili senetlerden oluşurken, 2022 yılında bu oran yaklaşık %60'a yaklaştı. Bugün ABD enflasyonuyla dolar güç kaybederken, kıymetli metallerde yukarı hareket hızlandı. Altın 1800 dolar üzerinde, gümüş 24 dolara yaklaşmaya başladı. Platin ve paladyumda da %2'nin üzerinde kazançlar söz konusu diyebiliriz. Ekim ayından beri aslında kıymetli metallerde yukarı yönlü hareketlilik var. Daha çok gümüş dikkat çekiyor. %35'i aşan kazanç var Ekim ayından beri gümüşte. Bugün ise performansıyla biraz daha platinin dikkat çektiğini görüyoruz. Onsu 1000 doların üzerinde şu an platin tarafında. Peki enerji emtiasında neler oluyor? Bir oraya da bakalım. Evet, petrol piyasası kayıplarını toparlamaya çalışıyor. %3'ün üzerinde kazanç var şu an. Hem ham petrol hem Brent petrolde doğal gazla da yükseliş devam ediyor. %4,2'lik prim var. Geçen hafta önemli bir kırılım görmüştük. Brent petrol 80 doların altına sarkmıştı. Bu hafta biraz daha yukarı yönlü hareketler öne çıkıyor. Peki tekrar düşüş yaşanır. Petrol fiyatları gevşemeyi sürdürürse şayet cari açık veren ülkelerin, özellikle biz dahil gelişenlerin cari açık faturası nasıl şekillenebilir? Volkan Öngel'in yorumlarını izleyelim. Aslında cari fazla vermek ister mi bir ülke konusunu bir kenarda tutmak lazım. Çünkü burada asıl iş bence cari dengeyi tutturmaktır. Çünkü biz fazla verdiğimiz zaman bu sefer de cari fazlanın sıkıntılarıyla başlayacağız. Hep açıkla uğraştığımız için çok uzun yıllardır fazlanın sıkıntılarını çok fazla hissetmedik biz ülke olarak, ama işte Japonya vesaire örneğine baktığımız zaman biz cari fazlanın da ülke için iyi olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Denge noktasında önemli olan temel gösterge sizin de söylediğiniz gibi enerji fiyatları, petrol fiyatlarındaki düşüşler bizim için önemli, çünkü biz net bir enerji ithalatçısı ülkeyiz. Bu bizim ithalat kalemlerimizi çok ciddi oranda arttırıyor. Buradaki düşüş, eğer ki ihracat pazarlarımızda da önemli bir resesyon, durgunluk söz konusu olmazsa,
oradaki rakamlarımızda çok ciddi azalmalar yaşanmazsa ben cari dengenin uzun süre sürdürülebilir olduğunu düşünüyorum. Ama eğer ki cari açık yüksek seviyelerde seyretmeye devam ederse bunun yanına bir tehlike daha eklendi maalesef. O da son iki aydır ortaya çıkan bütçe açığı. Biz şu anda ikiz açık dediğimiz iki açıkla birlikte yaşamaya başladık. İkisi birbirini maalesef kötü anlamda destekleyen açıklar olduğu için bizim bir an önce en azından cari tarafta dengeyi hızlıca bulmamız önemli. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Sonrasında borsada öne çıkan şirket haberlerine bir göz atacağız. Şimdi borsada öne çıkan şirket gelişmeleri ve hisse performanslarına bakacağız. Yarın halka arzlar için talep toplanacak. İki halka arz var. Biri Ağlatçı Doğalgaz, diğeri de Tere Yatırım. Bu akşam Ağlatçı Doğalgaz dağıtımı biraz inceleyelim. Şirketin ana faaliyet konusu doğalgaz toptan ve perakende dağıtımı ve satışı yapmak için kurulmuş ve kurulacak olan bağlı ortaklıkların sermaye ve yönetimine katılmak olarak açıklanıyor izahnamede. Doğalgaz dağıtım şirketi aslında çeşitli noktalarda. Şirketin de faaliyetleri kapsamında bağlı ortaklıklar aracılığıyla 10 bölgede 57 ilçeye gaz arzı sağladığını görüyoruz izahnamedeki bilgilerde. Bununla beraber şirketin özellikle Türkiye'deki doğalgazın tabii büyük bir kısmı neredeyse tamam BOTAŞ'tan alındığı için mevcut gaz arzını da BOTAŞ'tan sağladığını görüyoruz. Hemen gelir tablosuna bir göz atalım şirketin. Satışları 5.3 milyara yaklaştı. 6 aylık rakamlar var son açıklananlarda. Geçen yıla göre önemli bir büyüme var. Geçen yıl 1.8 milyara yakın satışı vardı. Bu yıl 5.3 milyar TL'ye çıkarmış. Yükselen fiyatlar, doğalgaz fiyatları bir etki unsuru burada tabii hasılatın büyümesinde. Brüt kârı ise 454.4 milyon TL'ye ulaşmış görünüyor. Esas faaliyet kârı ise 439.4 milyon TL düzeyinde. Özellikle Ağlatçı Doğalgaz dağıtımın yüksek diyebileceğimiz finansman giderleri dikkat çekiyor. 2019'da 190 milyona yakın, 2020'de 233 milyon TL, 2021'de 529 milyon TL ve bu yılın ilk 6 ayında 805 milyon TL'ye ulaşan bir finansman gideri var. Geçtiğimiz yıllarda da bu yüksek finansman giderinden dolayı karın aslında azalması, hatta öz kaynakların eksiğe düşmesi de söz konusu olmuş. Bunu da bir not olarak düşelim. Şirketin faiz ve vergi öncesi kârı ise ilk 6 ayda 478,5 milyon TL diyebiliriz. Geçen yıl ilk 6 ayda 254,8 milyon TL düzeyindeydi. Vergi sonrası net dönem kârı ise 365,1 milyon TL. Geçen yılın tamamında 154,8 milyon TL düzeyindeydi. Peki bilançosunda hangi detaylar var? Ona da bir göz atalım. Önce ciro dağılımına bir göz atalım, sonra varlıklara bakacağız. Elbette doğalgaz satışları en büyük paya sahip. Toplam yaklaşık 5.3 milyarlık cirosunda bu yıl ilk 6 ayda 5.2 milyar TL'lik doğalgaz satışı var. Cironun büyük kısmı doğalgaz satışlarına dayanıyor. Onun dışında taşıma hizmet geliri, abone bağlantı bedelleri, münferit bağlantı bedelleri ve diğer satış kalemlerinden elde edilen ufak gelirler var. Ama asıl esas gelir kaynağı, esas faaliyet konusu doğalgaz satışı ve buradan elde ettiği gelirler diyebiliriz. Peki varlıklarında hangi kalemler var? Bir göz atalım. Şirketin kısa vadeli varlıkları 2,5 milyar TL düzeyinde. Büyük bir kısmı da ticari alacaklar ve diğer alacak kalemlerinden oluşuyor diyebiliriz. Uzun vadeli varlıkları 4,6 milyar TL ve bunun büyük bir kısmı da maddi duran varlıklarına dayanıyor. Şirketin sabit sermayesini oluşturan maddi duran varlıkları 4,5 milyar TL düzeyine yakın bir değere sahip. Toplam varlıkları, yani toplam bilanço büyüklüğü de 7,1 milyar TL. Geçen yılın sonunda 3,5 milyar TL düzeyinde bir bilançosu söz konusuydu. Peki bu varlıkların kaynağında neler var? Borçları ve öz kaynakları nasıl? Şimdi bir de ona bakalım. Evet, kısa vadeli borçları 3,2 milyar TL düzeyinde, uzun vadeli borçları ise 1,6 milyar TL diyebiliriz. Daha çok sermaye yapısında kısa vadeli borçları yüksek. Bunun da büyük kısmı ticari borçlardan kaynaklanıyor. Yaklaşık 901 milyon TL diyebileceğimiz bir büyüklüğü var ilk 6 ayda ticari borçlarının. Uzun vadeli borçların kısa vadeli kısmı, yani 1 yıl içerisinde vadesi gelecek kısmı ise 157,1 milyon TL düzeyinde. Şirketin uzun vadeli borçları da 1,6 milyar TL seviyesinde, öz kaynakları yaklaşık 2,3 milyar TL diyebiliriz.
ağlatçı doğalgaz tarafında, ama bununla beraber 2019-2021 ve 2021 döneminde öz kaynakları eksiydi. Bunu da belirtmek gerekiyor ki burada da geçmiş dönem zararlarının bir etkisi söz konusu diyebiliriz. Öz kaynakları 2021 yıl sonunda da eksi 344.1 milyon TL'ydi ve burada da geçmiş dönem zararlarının bir etkisi söz konusuydu diyebiliriz ki o da daha çok geçtiğimiz yıllardaki yüksek finansman giderlerine dayanıyor diyebiliriz. Bu arada az evvel gelir tablosunda değinmediğimiz FAVÖK kısmından da bahsedelim. Şirketin ilk 6 ayda faiz ve vergi öncesi karı 221.7 milyon TL. Ve FAVÖK marjı ise %10 seviyesinde gerçekleşmiş. Peki halka arzın kullanım, halka arz gelirlerini nerede kullanacak şirket? Bundan da bahsedelim. Halka arzdan net yaklaşık 2,5 milyar TL'lik bir gelir bekleniyor ve bu gelirin yaklaşık 80-90'lık kısmı doğalgaz dağıtım ve enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaların satın alınmasında kullanılacak. Yaklaşık %10 ila %20 arasındaki payın ise doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıkların gaz dağıtım faaliyetleri çerçevesinde yenileme ve genişleme altyapı yatırımlarında kullanılacağını açıklıyor şirket. Yani daha çok doğal gaz dağıtım ve enerji sektöründeki firmaların satın alınmasında şirket bu halka arz gelirini kullanmayı planlıyor diyebiliriz. Sadece %10 ila %20'lik kısmını yatırımda kullanacak şirket. Bununla beraber tabii yarın talep toplamaya başlayacak piyasa. Bakalım nasıl bir talep gelecek. Uzunca bir süredir görülmeyen oldukça yüksek bir büyüklüğü var halka arzının, ağlatçı doğalgazın. Bakalım yarın talep nasıl gelişecek. Doğuş Otomotiv ile devam edelim şimdi. Doğuş tarafında şirket pay satışı yaptığını bildirdi. Son dönemde borsada şirketlerin daha önce geri aldığı payları satış yaptığına yönelik haberler takip ediyoruz. En son örneği dün Sasa'dan geldi. Bugün de Doğuş Otomotiv 514.993 adet pay satışı yaptığını bildirdi. Ve bu satışlarla beraber de şirketin daha önce geri aldığı pay miktarı da yaklaşık 21,5 milyon lota gerilemiş. Bu satışları da birim fiyat 140 TL'den gerçekleştirmiş şirket. Bugün Borsa İstanbul'da özel emir yöntemiyle. Doğuş'un son dönem gidişatına bakalım. %8.7'ye yakın değer kazancı bugün. Üstelik şirketin özel emir yöntemiyle pay satışı yapmasına rağmen yaklaşık 515 bin lot kendi paylarında satış yapıyor şirket ve bugün Doğuş Otomotiv %8.66 değer kazanıyor. 165 lira 70 kuruş seviyesinde kapanış gerçekleşti. Doğuş Otomotiv sonrası Türk Traktör'den bahsedeceğiz. Kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Türk Traktör'ün kredi notlarını açıkladı. Uzun vadeli kredi notu yatırım yapılabilir en üst düzeyde AAA-TR seviyesinde belirlendi. Ve şirketin özellikle hem mali yapısı hem finansal performansına ilişkin JCR'ın da yorumları var. Özellikle şirketin istikrarlı büyümesine vurgu yapmış JCR. Yine temettü dağıtım politikasına rağmen güçlü iç kaynak üretim kapasitesi ve yükselen öz kaynak düzeyi, likit finansal yapısı, ilave yatırımlar ve ARGE faaliyetleri gibi önemli hususların Türk Traktör'ün kredi notunda belirleyici olduğunu belirtiyor JCR yayınladığı raporda. Peki Türk Traktör'ün gidişatı nasıl, bir bakalım. %1.87 bugün değer kazandı. 540 liranın hemen altında kapanış yaptığını görüyoruz. Son haftalarda biraz da otomotiv tarafında dikkat çekiyor Türk Traktör'ün performansı ve bugün de yükselişini sürdürdü. Türk Traktör sonrası Türkiye Sigorta'dan bahsedeceğiz. Brüt prim üretimi rakamlarını açıkladı Kasım ayına yönelik ve ilk 11 ayda şirketin toplam brüt prim üretimi yıllık %111 artarak 20 milyar 190 milyon TL'ye ulaşmış görünüyor ki burada da en yüksek özellikle gelir elde edilen branşlara baktığımızda hukuksal koruma ve kara araçları sorumluluk sigortası olarak görünüyor. Alt detaylara bakıldığında ve geçtiğimiz yıla göre de %111 gibi önemli bir oranda arttırmış toplam prim gelirini. Türkiye Sigorta'nın da grafiğine bir göz atalım. Bugün %1.3 değer kaybı vardı. 13,5 lira seviyesinde kapanış gerçekleştirdi şirket. Ama şöyle bir baktığımızda son bir ayda %44'e yakın değer kazandı. Ve özellikle Borsa İstanbul Sigorta Endeksinde de öne çıkan şirket oldu diyebiliriz. Fakat bugün bir miktar kar satışı gerçekleşti. Ve Sasa, dün özellikle hem Erdemoğlu Holding'in pay satışı hem de pay geri alım programının artık sonlanması haberi sonrası bugün değer kaybetti şirket. Ve bugünkü son açıklamasında da
paya dönüştürülebilir tahvil ihracı gerçekleştirmek için SPK'ya başvuruda bulunduğunu görüyoruz. 5 yıl vadede 500 milyon euro nominal tutara kadar paya dönüştürülebilir tahvil ihracı etmek istiyor Sasa ve buna ilişkin de Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru bugün gerçekleşmiş. Sasa'nın da grafiğine bir bakalım. Borsa İstanbul BIST 100 endeksine de ağırlığı yüksek olduğu için çok etkiliyor şu an Sasa'nın hareketleri. Cuma günü ve dün yükselmişti. BIST 100 endeksinin 5200 puanı aşmasında çok etkili oldu ama bugün %3.7 düştü ve borsadaki yükselişi biraz frenledi diyebiliriz. 119,5 seviyesinde kapanış yaptı. Son bir ayda da hala %19'luk değer kaybı var diyebiliriz. Ve Sasa sonrası son dönemin en hızlı yükselen halka arz hissesi Alfa Solar'dan bahsedeceğiz. 58,5 liradan halka arz olmuştu. Bugün 300 liraya aştı hisse fiyatı. Ve gelen haber de şirketin hasılatının artmakta olduğunun bir işaretçisi aslında. 7.9 milyon dolar değerinde güneş paneli siparişi almış Alfa Solar. Bugünkü kurlardan yine TL bazlı önemli bir karşılığı var diyebiliriz. Ve KDV hariç tutar bu. Alfa Solar'ın da tabii son fiyatından bahsedelim. Bugün 308 lira 30 kuruştan kapanış gerçekleşti. Halka arz fiyatı 58,5 liraydı diyelim ve bu bölümü tamamlayalım. Diğer şirket haberlerini de izleyelim. Türk Hava Yolları'nın markası Anadolu Jet avantajlı bilet kampanyasını duyurdu. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular 13-14 Aralık'ta satın alacakları biletlerle 26 Nisan-14 Haziran 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 399 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek. Çin ve hazır giyim markası Mavi'nin yılın 9 ayındaki toplam geliri geçen yılın aynı dönemine göre %130 artışla 7 milyar 325 milyon liraya ulaştı. Şirketin net karı ise %285 büyümeyle 1 milyar 158 milyon lira oldu. Mavi'nin 3. çeyrekteki perakende gelirleri %143, birebir mağaza satışları ise %140 büyüdü. Mavi tüm ürün kategorilerinde ise %100'ün üzerinde büyüme yakaladı. Şirketin global e-ticaret büyümesi %86 olurken e-ticaretin toplam satış içindeki payı da %10 olarak gerçekleşti. PTT AŞ'nin Almanya ve İngiltere posta teşkilatlarıyla yaptığı anlaşma kapsamında küçük paketler bu ülkelere artık daha uygun fiyatlarla gönderilebilecek. Şirket, Almanya varışlı gönderilerde 2 kilograma, İngiltere varışlı gönderilerde ise 5 kilograma kadar paketlerde indirim sağlıyor. Almanya ve İngiltere varışlı gönderilerde yeni uygulama, teslimi takipli gönderi ek hizmeti de sunulacak. Böylece hem mevcut hizmet ücretlerinde indirime gidilirken hem de yeni bir hizmet alternatifi sunularak müşterilere kolaylık sağlanması hedefleniyor. Enerjisa Enerji'nin çoğunluk hisselerine sahip olduğu Eşarj ve Visa, Türkiye'de önemli bir yeniliğe imza atarak halka açık olan tüm Eşarj istasyonlarında Visa'nın yeni nesil kart saklama altyapısı Visa Tek Tık'ta ödeyi kullanıma sundu. Eşarj istasyonlarında müşteriler uygulamada sakladıkları kartlarıyla ödemelerini zahmetsiz ve güvenli bir şekilde yapabilecek. İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren BDR Terma Grup, Didit Rich markasıyla Türkiye pazarına giriş yaptı. Apara'nın sorularını yanıtlayan BDR Terma Türkiye CEO'su Ender Çolak, 2023 yılında 400 bayiye ulaşmak istediklerini söyledi. Hedefimiz %25 pazar payı elde etmek dedi. Klima ve ısı pompasında üst segmentte, premium segmentte önemli bir oyuncusu olmasını planlıyoruz. Didit Rich dünyada da enerji dönüşümünün öncü firmalarından bir tanesi. Yani ısı pompası teknolojisini geliştiren firmaların başında geliyor. O yüzden bu yeni teknolojide Türkiye'de de ısı pompası alanında da önemli bir pazar payı edinmeyi ve premium segmentte liderliğe ve BDR Terme olarak da Baymak ve Didit Rich beraber tüm ısı pompası sektöründe liderliğe ulaşmayı hedefliyoruz kısa dönem içinde. Markanın ısıtma, soğutma, yenilenebilir enerji ve su ısıtıcıları alanında Türkiye'ye yeni teknolojiler getirmesi hedefleniyor. Şimdi yorumlar alacağız. Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar bizlerle. İyi akşamlar Arda Bey, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Bugün ABD enflasyonu sonrası küresel risk iştahı arttı. Yarın da Fed var. Bununla başlayalım isterseniz. Bu küresel risk alma iştahındaki artışı devam ettirecek bir karar ve söylem mi bekliyorsunuz Fed'den, yoksa biraz daha piyasa fiyatlamasını bozan şahin bir tavır görebilir miyiz? Ben Fed tarafında aslında güvercin bazda konuşmasını bekliyorum.
ve o yönde mesajlar vermesini bekliyorum. Şu ana kadar piyasada 50 bas puanlık faiz artışı zaten fiyatlara işlendi. Şu anda bir 50 bas puanlık faiz artışı yapması piyasalar üzerine çok fazla bir etki etmez. Daha çok Fed'den gelecek mesajlar. Şimdi Fed kararı sonrası Fed'in karar metni açıklanıyor. O karar metninde Fed üyelerinin gelecek dönem işte büyüme, enflasyon ve faiz oranlarına dair beklentileri var. Bu beklentilerde bir sapma var mı? Pozitif veya negatif yönlü. Buna bakacağız. Burası önemli. Ben enflasyon beklentilerinde veya faiz beklentilerinde yukarı doğru bir sapma beklemiyorum. Daha çok aşağı doğru bir beklenti oluşabilir diye düşünüyorum. Bununla beraber tabii daha sonra Powell'un konuşması olacak. Powell'dan sert mesajlar beklemiyorum. Onu söyleyebilirim. Çünkü artık o enflasyon düşüş patikasına girmiş durumda. Bu açıdan yani ılımlı mı, sert bir Fed mi? Ben daha çok ılımlı bir Fed'in gelme olasılığı daha yüksek diye düşünüyorum. Öte yandan bugün gelen veriye dair sizin söylediğiniz gibi enflasyon verisi beklentiden düşük gelmekte kalmadı. Önceki aylara göre de gerilemeye devam etti ABD tarafında. Hem aylık hem yıllık hem manşet hem çekirdek tarafa bakarsak bu konuda Fed'in bir miktar elini rahatlattığını söyleyebiliriz. BIST 100 endeksinde de bugün yükseliş vardı. Dün borsa haftaya çok canlı başlamıştı. Bugün bazı sektörlerde satış olmasına rağmen yükseliş gördük. Bu küresel canlanma, küresel risk iştahındaki toparlanma sizce bize ekstra bir katkı sağlıyor mu? Ben Borsa İstanbul'un kendi hikayesini devam ettirdiğini düşünüyorum. Aslında geçen hafta çarşamba günü sert bir düzeltme yaşadı. Ama devam etmedi. Gerilediği yerlerden yani yaklaşık 4700 gibi yerlerden hemen alım geldiğini gördük ve tekrardan trende geri döndü. Bu hafta devam ediyor. Bir yandan işlem hacmi rekoru kırıyor. Bir yandan da sayısal olarak yukarı doğru hareket olarak rekor kırıyor. Ve trend şu anda devam ediyor ve döndüğüne dair bir emare yok. Ama genel bir değerlendirme yaparsak tabii ki çok hızlı yükselmiş ve neredeyse aralıksız yükselmiş bir borsa söz konusu. Ve zirve seviyelerinde. Bu açıdan şu an görüntüsü evet yukarı yönlü hareket devam ediyor, öyle gözüküyor şu anda. Ama özellikle daha önce işlem yapmamış veya daha önce daha düşük fiyatlardan maliyeti olmayan yatırımcıların direkt bu fiyatlardan maliyet yapmaları konusunda da temkinli olmanın fayda var diye söyleyebilirim Borsa İstanbul tarafından. Bu arada siz de bahsettiniz, bugün hacim rekoru kırıldı piyasada. 144 milyar TL'ye yakın bir işlem hacmi vardı BIST 100'de. Bu hacim rekorunu bir uyarı sinyali olarak mı almak lazım yoksa trendin devamı açısından bir sinyal midir? İşlem hacimindeki yükselişini siz nasıl okuyorsunuz? Daha çok trendin devamı açısından okunabilir. Eğer şöyle söyleyeyim, hacim rekorları şöyle önemlidir. Mesela sert bir düşüş yaşasaydı ve hacim rekoruyla beraber trendin değiştiğine dair bir sinyal olabilirdi. Ve tam tersine geçerli. Düşen bir piyasada yukarı doğru sert bir hareket ve hacim rekoru gelirse yukarı döndüğüne doğru bir işaret olarak yorumlanabilirdi. Ama şu anda zaten yukarı yönlü bir trend söz konusu ve yön de yukarı doğru. Yani bugün gerçekleşen hareket de yukarı doğru ve hacim rekoru kırıldı. Bu daha çok teknik açıdan bir devam sinyali diye düşünülebilir. Dönme işareti aşağı doğru tekrardan trendin değiştiğinden dair bir işaret olarak nitelendirilemez. Bugün endeksi en çok olumlu etkileyen, BIST 100'ü yukarı taşıyan şirketlere baktığımızda daha çok gıda perakendesi ve demir çelik dikkat çekiyor. Kardemir ve Ereğli'de hacimli yükseliş vardı. Keza bir süredir baskı altında olan BİM, Migros gibi şirketlerde de atağa kalkma hareketi gördük ki bu hisseler daha çok biraz geriden geliyordu diğer sektörlere göre. Bu tarz geriden gelen sektörler bundan sonra öne çıkabilir mi? Hem artan yatırımcı ilgisi hem de borsadaki genel trende baktığınızda bu geride kalan sektörler için görünüm sizce nasıl olacak? BİM, Migros gibi gıda perakende sektörlerinde zaten olumlu bilançolar bekleniyor. Gıda fiyatlarının seyri bu şirketlerin cirolarını ve karlarını pozitif anlamda etkiliyor. Bu zaten yavaş yavaş fiyatlanıyordu. Ancak geçtiğimiz haftalar işte gıda perakendecileri ile ilgili yaşanan tartışmalar veya yaptırım veya regülasyon risklerinden dolayı geri çekilmişti. Bu fiyatlar daha geride kalmıştı. İşte bu hafta onu bir miktar kapattığını görüyoruz, arayı kapattığını görüyoruz. Ama şöyle bir bakarsak evet kısa vadede yaptırım ve regülasyon riski var bu gıda perakende sektöründe. Ancak bilançoları bir o kadar iyi. Onu da söylemek lazım. Bu açıdan ilgi çekebilir. Diğer yandan demir çelik sektörüne bakarsak ürün marjlarından dolayı Borsa İstanbul'a göre geri kalmıştı. Şu anda onu bir miktar kapattığını söyleyebilirim. Bu tarafta yani demir çelik tarafında da şu anda hikaye bu. Yani
uzun bir süre ürün marjlarından dolayı Borsa İstanbul'a göre göreceli olarak geride kaldı. Daha düşük performans gösterdi. Şimdi o daha önce gösterdiği düşük performansın bir kısmını geri aldığını söyleyebilirim. Bugünkü hareketler böyle yorumlanabilir. Bu arada halka arzlar da son dönemde yakından takip ediliyor. Halka arz olan hisselerde de önemli performanslar var. Yarın da Ağlatçı Doğalgaz ve Tere Yatırım talep toplayacak. Ağlatçı Doğalgaz'da da Cuma gününe kadar talep toplama süreci sürecek. 66 TL fiyattan halka arz oluyor. İlgi sizce nasıl olabilir? Özellikle son dönem halka arzlara baktığınızda bu piyasa fiyatlaması ortamında halka arzların gidişatını nasıl görüyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim, halka arzlar özellikle 2020'den sonraki pandemi döneminde hızlandı. 2021 ve 2022 yılları içinde de halka arzları yoğun ilgi geldiğini yatırımcılar tarafından görüyoruz. Bu sene yapılan neredeyse bütün halka arzlarda yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Bir de şöyle bir şey var bir yandan da, yani Borsa İstanbul söz konusu. Diğer yatırım enstrümanlarında enflasyona karşı korunacak bir getiri söz konusu değil. Dolayısıyla borsaya bir ilgi söz konusu. Borsaya bir ilgi söz konusu olunca doğal olarak halka arzları da ilgi oluşuyor bir alternatif olarak. Bu şu anda devam edecek gibi gözüküyor. Bu açıdan ben yeni yapılan halka arzlara da eskilerde olduğu gibi yüksek talep gelmesini, devam etmesini beklediğimi söyleyebilirim. Teşekkür ediyoruz. Katkılarınız için iyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet, böylelikle analizi noktalıyoruz. Hoşça kalın.